Merhabalar değerli öğrencilerim. Şimdi birinci bölümü çözüyorduk. Karekök Yayınları'nın Modüler Piramit Sistemi, konu anlatım ve soru bankası çözümlü soru bankası kitabının geometrinin birinci kitabını çözüyoruz dostlar. TYT, AYT geometri birinci kitabıdır ve birinci bölümü çözüyoruz. Birinci bölümün 5. köşe taşında kalmıştık en son. Hemen 5 numaralı köşe taşının ilk sorusunu ekrana yansıttım ve odaklamamı da şöyle bir ayarlıyorum. Birlikte çözüyoruz soruları dostlar. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. CD diyor, CD artı CE eşittir 56 ise diyor. CD ile CE'nin toplamı 56'ymış. Bir de bir oran vermiş bize, iki türlü bir oran. Bu oranı bir konuşalım birazcık isterseniz. Şu birinci oranda arkadaşlarım ters orantıdır bu. Hemen matematik konu anlatım videolarımdan hatırlayın. CE bunun yanındaki sayı olacak. Yani 4K olacak CE. 4K. CD de bunun yanındaki sayı olacak. Yani CD dediğimiz şey de 3'ün bir katı olacak. 3K. Şimdi şuraya gelelim. DC bu doğru orantı demekti. Direkt karşısındaki sayıya eşit. DC 4M olacak. Direkt karşısında 4M yazıyor. AB de 7M olacak. Onu da şuraya yazalım. AB eşittir 7M olacakmış. Şimdi yalnız bir sorunun içerisinde aynı doğruya bakın DC doğrusu CD ile de DC aynı şey demek. Bir doğruya iki farklı uzunluk yazamazsınız dostlarım. O yüzden bunları ortak bir harfte birleştirmek zorundayız. Biri 3, biri 4 olduğu için ikisini de 12'de eşitleyelim diyorum ben. Hepsini bakın bunun 12 olması için 4 ile çarpmalıyım. Buna biz 4A diyelim. Şey 4A 4 ile çarpalım. 12A diyelim. O zaman 4K'yı da tabii ki 4 ile çarpmalıyım. 16A diyeceğim. Şimdi M'leri ne yapıyorum? 12 olması için 3 ile çarpmalıyız dostlarım. 3 ile çarpalım. 12A diyelim. Bunu da 3 ile çarpalım. 21A diyelim. Bakın hepsini de aynı harf cinsinden yazdık dostlar. Şimdi ne diyordu bize? AB kaç santimdir? Bir de demiş ki CD ile CE'nin toplamı. Peki CD'ye ne dedik? 12. CE'ye ne dedik? 16. 12A ile 16A'nın toplamını bize 56 olarak vermiş. Yani 28A'yı 56 demiş. A2. A2 ise AB kaçtı? 21A. 21 çarpı 2'den A ne olur? 42 çıkar. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dan gelir. Geldik 2 numaraya. Şimdi önce şuna bakalım. Aynı ortak harf var mı? Bakın DE var. Burada da DE var. Birinde 2, birinde 3 yazıyor. 2 ile 3'ü kaçta eşitleriz? 6'da. O yüzden bunun 6 olması için şuranın 3 ile çarpmalıyım. Tabii ki üst tarafı da 3 ile çarpıyorum. 15'e 6. Alt tarafın DE'nin 6 olması için 3'ü 2 ile çarpmalıyım. Burası 6 olur, burası da 16 olur. Şimdi DE'yi de 6 vermiş bize. Bakın DE'yi zaten biz de 6 dedik. DE 6 iken AB kaç oldu? 16 oldu. BC kaç oldu? 15 oldu. 16 eksi 15'i soruyor. Cevabım Edirne'den geldi bile dostlar. Evet, 3 numaralı sorudayız. Hemen okuyalım. Yine bir oran vermiş. Diyor ki AD BC'ye eşit. Önce şurayı bir yazalım. Şimdi ters orantıda ne yapıyorduk? DC'ye ne diyeceğiz biz? DC'ye 3'ün bir katı. Yani bunun yanındakini. Peki AD'ye ne diyeceğiz? AD'ye DC'nin yanındakini. Yani 2'nin bir katı 2K diyeceğiz. Ve bakın AD BC'ye eşit olduğu için o zaman ben BC'ye de 2K diyeceğim. Ve diyor ki bana AB DC ile BC'nin toplamına eşittir. Şimdi AB neye eşit o zaman? DC 3K, BC 2K yani 5K'ya eşit. Bize de çevreyi 36 vermiş. Bakın hepsini yerine yazalım. Şurası 5K. BC'yi kaç bulduk? 2K. AD'yi kaç bulduk? 2K. DC'yi de 3K bulduk. Çevre dediği zaman dört kenarını topluyorsunuz bu şekli. Toplayalım. 3, 2 daha 5, 5 daha 10, 2 daha 12 tane K var çevresinde ve 36'ymış.
12 ile neyi çarparsam 36 yapar? 3'ü. Demek ki K 3'tür. AB kaçtır diye soruyor. Biz AB'yi 5K bulmuştuk canım öğrencim. 5 tane 3'ü soruyor bize. Cevabımız Denizli'den geldi bile. Evet, 4 numarayı okuyorum şimdi. Bakın yine oranlar verilmiş. Şimdi AB var, CD var. Bakın burada da CD var. Ve CD'lerin karşısındaki sayılar eşit. O zaman ekstra bir şey yapmama gerek yok. Artık direkt AB eşittir 4K diyebilirim ben. AB'ye 4K, CD'ye direkt karşısındaki 3K, EF'ye 2K, CD zaten 3K'ydı. Bir de şunu vermiş bize. EC ile AE arasında bir ilişki vermiş dostlarım. AE 3M diyelim, EC'ye de 1M diyelim biz. Şimdi neyi vermiş bir de soru bize? AC eksi AB'yi. AC eksi AC neresiydi? AC şurası. Hadi bunları bir yerleştirelim şeklin üstüne. AB'yi 4K bulduk. CD'yi 3K bulduk. EF'yi de 2K bulduk. Bir de AE'ye 3M, EC'ye de 1M dedik dostlarım. Buna göre de diyor ki AE eksi DC. Yani 3M eksi 3K nedir diye bir soru soruyor bize. Başka ne vermiş? AC. AC'yi ne bildik? 4M biliyoruz AC'yi. Şuraya yazalım. 4M eksi AB yani 4K eşittir 12'ymiş. 4 tanesi 12 ise birer tanesi M eksi K eşittir 3'tür. 1M eksi K 3 ise 3 tane M eksi K kaçtır diye soruyor bize. Tabii ki 9'dur. Sorunun cevabı Adana'dan gelmiştir dostlar. Hemen çevirdim. Birinci bölümün 6 numaralı köşe taşındayız can öğrencilerim. Evet, şimdi yine oranlar bir sürü var tabii ki. Hadi bu oranları bir eşitleyelim. Bakın burada önce AB var. Burada da AB var. Şunları bir önce bir yazalım. Şimdi ne diyeceğiz? AC'ye kaç K diyeceğiz? Onu şuraya yazıyorum. AC eşittir. Bunun yanındaki 4K. AB'ye ne diyeceğiz dostlarım? AB'ye de bunun yanındaki 3K'yı yazdık. Sonra burada AB'ye 5K diyeceğiz. Burada AB'ye 5M diyelim hatta. Burada da BC'ye 3M diyeceğiz. BC'ye 3M. Bir de bir fark vermiş, çevresini istiyor. Şimdi ne demiştik? Bir soruda aynı kenara iki farklı isim yazamayız. 3 ile 5 yazmışız. Bunları bir kere eşitleyeceğiz dostlarım. 3 ile 5 kaçta eşitlenir? 15 ile. O zaman şu üst tarafı 5 ile çarpıyorum ki 15 olsun. Buna 15 ile çarparsam 20A diyelim. Bunu 5 ile çarparsam 15A diyelim. Burayı da 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarparsam 15A, 3 ile çarparsam 9A oldu. Ve diyor ki AC'den yani 20A'dan AB'yi yani 15A'yı çıkartırsan 20 kalacak diyor. O yüzden 5A'yı ben 20 diyorum. Demek ki A eşittir 4. A 4 ise çevresini istiyor bizden. Çevresinde ne var? AB var bir kere. AB. AB dediğimiz şey ne? 15A. Başka AC var. AC dediğimiz 20A. Bir de BC var. O da 9A. Toplayalım. 15, 9 daha 24. 20 daha 44A'yı soruyor bize. 44A nedir diye soruyor. Biz A'yı 4 bulduk. Yani 44 çarpı 4'ü istiyor. 176'ymış. Ben direkt cevaptan bakıp işaretledim dostum. Evet, geldim 2'ye. Yine oranlar verilmiş gördüğünüz üzere. Hadi bir yerleştirelim bunları. Şimdi önce AD FD'nin 3 katıdır diyor. Hemen FD'ye şuraya yazıyorum. FD'ye 1K dersem AF dediğim uzunluk 3 katıymış 3K. Şuraya bir bakıyorum dostlarım hemen. Şu kısmı bir halledelim. FE şuraya yazayım. Nereye yazalım? Şurası gözüküyorsa buraya yazayım. Evet, gözüküyor. FE eşittir. Şuradaki orandan yazıyorum. Bunun yanındakini yazacaktım. 2M. BE'ye ne yazacağız bu durumda? Diğerinin yanındaki 5M.
Sonra şunu yazalım. Bakın BE neye eşittir bu durumda? Karşısındaki ne eşit değil mi? Doğru orantı diyorduk böyle bölmeli olursa. 5N. AD neye eşittir? 3N. Şimdi bakıyorum BE. İkisinde de var. İkisinde de BE varsa bunlar bir kere başka harfle simgelenmez. Aynı harfle simgelenecek. İkisini de o zaman bakın 5M, 5N demişiz ya dostlarım. Hadi bunu da M yapalım. A da aynı harf oldu. Çünkü zaten ikisi de 5. Bir şeyle çarpmama gerek kalmadı. Şimdi her şey yoluna girdi işte. Peki bir de şunu vermiş. AD'den BE'yi toplarsan 48. Peki AD'ye ne dedik? Biz 3M dedik. Artı B ne demişti? BE. BE kaç dedik? 5M dedik BE'ye de. Ve toplarsan diyor burası 48 yapacak diyor. Yani 8M eşittir 48. M eşittir 6 bulduk. M'yi 6 bulduysak şimdi AF'ye 3K, FD'ye de 1K diyelim. AD dediğimiz şey 4K oldu mu arkadaşlarım? Yani 3M eşittir 4K oldu. Bize BE'yi soruyor. BE kaçtır? Ya şunu boşuna vermiş o zaman arkadaşlar. Bununla hiç işimiz olmadı çünkü. BE yani 5M'yi soruyor. M'ye 6 bulmuştuk. 5 kere 6, 30. Ya bunu niye vermişse artık yalandan yere uğraştık onunla da. Peki geldik 3 numaralı soruya. Evet şunu bir yerleştirelim şimdi. AC'ye 4 diyeceğiz. Hemen AC eşittir 4K. AB'ye ne diyeceğiz dostlarım? Diğerinin yanındaki 5K. Peki şuradan bakalım. AC'ye ne diyecekmişim burada? 3M. AD'ye ne diyecekmişim? 2M. Bakın AC'ye bir 4 bir de 3 demişim. Olmaz değil mi bu? Ne yapacağız? İkisini de eşitleyeceğiz. Kaçla eşitleyelim 4 ile 3'ü? 12'de. Hemen üst tarafı 3 ile çarpıyorum. Şurayı 3 ile. Şurayı da 4 ile çarpacağım. AC'yi burayı 3 ile çarparsam 12A olur. AC 12A. 3 ile çarparsam 15A olur. Demek ki AB 15A. Burayı 4 ile çarpıyorum. AC ne olur? 12 olacaktı zaten. 12A oluyor. AD ne olur 4 ile çarparsam? 8A olur. AD'ye de 8A'yı yazalım. Bir de diyor ki bize soru. AB ile AB kaçtı? 15A'ydı. Artı AD o da 8A'ydı. Toplamı 46. Yani 23A'yı 46 vermiş. Demek ki A2 AC'yi soruyor. Yani 12A'yı soruyor. A2 ise 12 çarpı 2'den 24'e ulaştık. Evet 4 numaralı sorudayız. Bakalım neler yapacağız şimdi. Yine oranlarımız var dostlarım. Bakalım. Şimdi öncelikle AB'ye direkt karşısındaki 8K, CB'ye karşısındaki 5K'yı yazdım. Şuraya geldim. Bakın CB'ye ne diyeceğim? Bunun yanındaki 2'yi vereceğim. CB 2M olacak. DC'ye de bunun yanında 1 var ya. DC'ye de 1M vereceğim. Şimdi yine bakıyorsunuz soruda CB'ler ortak. Birinde 5, birinde 2 yazıyor. Biz bunları ne yapacağız? 5 ile 2'yi 10'da eşitleyeceğiz. 10 olabilmesi için şunu 2 ile, 10 olabilmesi için bunu da 5 ile çarpacağım. Peki 2 ile çarparsam AB ne olur bu durumda? 2 ile çarpın 16 A diyelim biz yine başka bir harf verelim. 2 ile çarparsam 10 olur. CB 10 A. Peki burada CB zaten 10 A'ydı. DC'yi 5 ile çarparsam 5 A mı oluyor arkadaşlar? Bir de ne demiş? AD ile DC eşittir. O zaman AD'ye de 5A yazıyorum. Çevresinden bahsediyor. Çevresini bir bulalım mı? 5, 5 daha 10. 10 da buradan 20. 16 da buradan 36 tane A var. Çevresinde 108'miş bu. 36 ile kaçın çarpımı 108'dir dedim? 3'ün. AB'yi soruyor. Yani 16 A'yı soruyor bana. 16 çarpı 3'ten 48 geldi sorumun cevabı. Evet. İlk 6 köşe taşını gömdük. Şimdi birinci bölümün son köşe taşındayız dostlarım. 7 numaralı köşe taşındayım. Evet bakalım ne diyor birinci sorumuz. ABC üçgeninde şöyle bir oran verdim size diyor. Bakın bu sefer
üçlü bir oran var dostlar. 4 var, 5 var, 3 var. Hemen bunların ortak katını alacaksınız. 4, 5, 3'ün ortak katı 60'tır. Yani bunlara eşittir 60K diyelim biz. Şimdi 4 tane AB 60K'ya eşit. 4 ile neyi çarparsam 60K yapar? 15K'yı. O yüzden AB 15K'dır diyorum. Devam. Bakın sonra diyor ki 5 tane AC de 60K'ya eşit. O zaman 5 ile neyi çarparsam 60K? 12. Demek ki AC 12K olacak. 3 tane BC 60K'ya eşit. Demek ki BC 20K. Çevreyi de 94 vermiş. Hadi toplayalım. 15, 12 daha 27. 40, 20 daha 47 yaptı. 47 tane K'yı 94 vermiş. Demek ki K 2. AC'yi soruyor. Yani 12K'yı soruyor. 12 çarpı 2'den 24'ü paketledim dostlar. Ve geldim 2 numaralı sorumuza. Evet. Yine bakın bir oran vermiş bize dostum sorumuz. Önce bu oranı bir yerleştirelim biz hemen. Bakın 4, 6 ve 9 hepsi 36'ya bölündüğü için 36K diyorum. Bunların o keki 36K olsun. Şimdi AB'ye ne diyeceğim? 4 ile neyi çarparsam 36 yapar? 9'u. Demek ki AB 9K. 6 ile neyi çarparsam 36 yapar? 6'yı. Demek ki AC 6K. 9 ile kaçı çarparsam 36 yapar? 4'ü. Demek ki BC 4K. Burayı yazdık. Ve diyor ki bakın BD ile DC'nin toplamı da 2 tane BC'ye yani 8K'ya eşit diyor dostlar. Ve bize de çevre BDC. Şu üçgenin çevresini 36 vermiş. E şimdi BD ile DC'nin toplamını zaten 8K diyebiliyorum bu ikisinin toplamı. 4K da buradan gelirse üç kenarın toplamı 12K yapar. Ve bu çevresiymiş 36. Demek ki K3. K3 ise burası 27 yapar. Burası 18 yapar. Burası da 12 yapar. Bana da diyor ki büyük üçgenin ABC'nin çevresi nedir? 12 ile 18'in toplamı 30. 30 ile 27'nin toplamı da 57 yaptı. Cevabım Denizli'den geldi bile. Evet 3 numaradayım can kardeşim. Ne diyor? Yine bakın üçlü bir oran var bu sefer. Hadi gelin 3 ile 2 var bir de burada 1 var. 6 da eşit diyelim. 6K diyelim bunlara. Şimdi AE'ye ne diyeceğiz? Direkt 6K'ya eşit. Şuranın tamamı 6K. Bakın burada da AE var aslında. AE'nin de buradaki kat sayısı 3 hatta 4. Biz gelin bir de 4'ün katı alalım. 24 diyelim bunlara. 24K diyelim. O zaman AE ne olur? Direkt 24K. BF ne olur? BF 12K olur. 2 tanesi 24 ise bir tanesi 12K. FD ne olur? 3 tanesi 24 ise bir tanesi 8K olur. Şimdi AE'ye ne demiştik? Şurası 24K'ydı dostlarım. 24K. 4, şimdi 3'e bölersek de BC'yi bulacağız. 3'e böldüm 8, 4 ile çarptım 12 çıktı. Burası da BC'de 12K'ymış. Onu da yazalım. BC 12K. Sonra diyor ki AE ile BD'nin toplamı. Şimdi AE'ye ne dedik? 24K. BD'ye ne dedik? 12, 8 daha 20K dedik. Toplamları 44. 44K ne yaptı o zaman? 44K eşittir. 44 ise K1. Neyi soruyor? BC'yi. Şurasını soruyor dostlarım. Burasını ne K bulmuştuk biz? 32K mı bulmuştuk? Evet. 32K nedir diye soruyor. Tabii ki cevabımız 32 çünkü K1. Hadi şuna geldik şimdi. Bakın yine 2 tane oran var burada dostlarım. Hadi bir konuşalım burayı ne diyormuş. Şimdi şunların hepsini biz bir 6K'ya eşitleyelim. 6K. Şunda da 7, 4, 14 var. 28K'ya eşitleyelim. Burayı da 28M diyelim hatta buraya da. Pekala şimdi. 2 tanesi 6K ise bir tanesi yani AD dediğimiz şey 3K. 3 tanesi 6 ise bir tane DC dediğimiz şey 2K. BC dediğim şey de direkt 6K. BC de 6K'ymış. Bakın bize DC'yi 6 vermiş. Yani 2K'yı 6 vermiş. Demek ki K3. Demek ki AD 9 olur.
BC 6 kere 3'ten 18 olur. Bunları da bilelim. Sonra geldik şuraya. 7 tanesi 28 M ise, şurası okunuyorsa buraya yazacağım. Evet. Bir tane AC ne olur? 4 M. Peki bir tane BD ne olur? 7 M. Bir tane DC ne olur? 2 M. Şimdi biz neyi biliyorduk bunların içerisinden? AC'yi biliyor muyuz? Hayır. DC'yi biliyor muyuz? Evet. DC'yi 6 diye biliyoruz. Şurası 6. DC 6 ise M ne olur bu durumda? 3. M 3 ise BD ne olur? 21. M 3 ise AC ne olur? 4 kere 3'ten 12 de bu olur dostlarım. Ne istiyor bizden? AC yani 12 ile BD yani 21'in toplamı, toplarsanız da 33 yapar. Cevabım Ceyhan'dan gelir dostlar. Evet arkadaşlarım, köşe taşlarını bitirdik şimdi. Ne kaldı şimdi sırada? Konu testi kaldı. Bakıyorum şöyle, bir konu testi, bir de tarama testini çözeceğiz. Tamam. Tarama testinde 7 soru var. Konu testinde de 16 tane soru var. Gömeriz bunları da bir sonraki videomuzda dostlarım. İkisini birlikte gömeriz. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.